Günaydın arkadaşlar. İyisinizdir umarım. İyi görünüyorsunuz. Nasıl, soğuk mu orada? Kar yağıyor mu? Burada biraz kar var. Hava bayağı soğuk. Evet. Sınav nasıl geçti? Var mı 100 alacak olan, hepsini yapan? Tahminim yapan vardır muhakkak. İnşallah iyi sonuçlar çıkar. Evet. Şimdi bu hafta 5. ünitemizden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 ünitemiz var. Herhalde yanlış bilmiyorsam 6 haftamız var. Bu 6 haftalık süreçte bu geri kalan 4 ünitemizi bitirip yine tekrar yapmaya da vaktimiz olacak. Bugünkü ünitemiz arz ve talep uygulamalarıyla ilgili bir ünite arkadaşlar. Arz ve talep kavramlarını inceledik. Esneklik kavramını inceledik. Burada arz ve talep uygulamalarında günümüzde biliyoruz ki işte iktisadın teorik yönü var. Uygulama, tabii ki teori, sonra da uygulamaya geçer. Uygulamada yaşanan sıkıntılar, sorunlar göz önünde bulundurarak teori tekrar gözden geçirilir. Teoriler incelendirdikten, araştırıldıktan sonra tekrar uygulama amaçlı politikalar üretilir. Bunun iktisadın yöntemi olduğundan daha önceden bahsetmiştik. Şimdi devlet zaman zaman piyasada arz ve talep tarafından belirlenen fiyat, şunu daha önce söylemiştik, arz ve talebin bir araya geldiği yere piyasa diyorduk. Ve piyasada geçerli olan fiyat piyasada arz ve talep tarafından belirlendiğini söylemiştik. İşte devlet zaman zaman piyasada oluşan bu fiyatı yeterli görmeyebilir. Yeterli görmeyebilir ve müdahale etme gereği duyabilir devlet. Bunun yanı sıra piyasada oluşan miktar, denge miktarını da uygun görmeyebilir. Miktar için de müdahalelerde bulunabilir. Bu ünitemizde de işte bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle devletin fiyata müdahalelerinden bahsedeceğiz. Devlet piyasada oluşan fiyatı düşük görebilir. Düşük görebilir. Tamam, arz ve talep tarafından belirlenmiştir ama oluşan fiyat düşüktür. Üretici açısından sakıncası vardır. Bu nedenle devlet ne yapar? Piyasada fiyata müdahale eder, fiyatı yükseltir. Ya da fiyatı gerekenden yüksek olması gerekenden veyahut toplum yararına oluşan fiyatı yüksek görebilir. Bu durumda da fiyatın düşmesini isteyebilir. İşte bu böyle uygulamaları devletin fiyat müdahaleleri şeklinde söyleyebiliriz. Devlet fiyat müdahalelerini iki şekilde gerçekleştirmektedir arkadaşlar. 1- taban fiyat uygulaması, 2- tavan fiyat uygulaması şeklinde iki uygulaması vardır. Bakın burada grafikte gördüğümüz durum taban fiyat uygulamasının uygulamasıdır. Taban fiyat uygulamasının grafiğidir şeklinde söyleyebiliriz. Grafiğe baktığımızda normalde şöyle yapalım. Fiyat nerede oluşacak arkadaşlar? Arz ve talep eğrilerinin kesiştiği şu noktada oluşacak. Şu noktada. Burada kesişmiş ve taraflar anlaşmıştır fiyatta. Taraflar fiyatta anlaşmıştır. Ancak devlet der ki bu fiyat yeterli değil. Bu fiyat üreticilerin faaliyetlerini devam ettirmesi, üretimleri devam ettirmesi açısından yeterli değildir. Ben tamam, her ne kadar piyasada oluşmuş olsa da, her ne kadar üretici bu fiyata razı olmuş olsa da biz devlet olarak üreticiyi desteklemek istiyoruz. Fiyat P1 değildir. Çünkü denge fiyatı P1. Burada tam görünmüyor ama yapacağım diyebilir. Fiyatı PA. Şurası PA. Herhalde tam görünmüyor değil mi arkadaşlar? Şu PA şöyle diyelim. Şu P1 fiyatı, şu da P2 fiyatı. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar PA fiyatı. PA fiyatı denge fiyatının üstünde bir fiyattır. Zaten
Taban. Taban dediğimiz zaman ne anlarız arkadaşlar? Taban. Ne anlarsınız tabandan? Kelime anlamı olarak. Kullanıyor musunuz taban kelimesini? Taban alt demek. En alt. Taban. En alt. Mesela şu anda basmış olduğunuz zemin taban olarak nitelendirilebilir. Ayağınızı bastı. Hayatta ayağınızın altı taban olarak nitelendirilir. O yüzden taban denmiş. Azerbaycan'da, Azerbaycan Türkçesinde taban var mı arkadaşlar? Taban var hocam ama aynen. Farklı bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz. Neyse. Taban dediğimiz zaman bu anlaşılıyor arkadaşlar. Taban alt. Alt. Yani asgari, en az. Bu şekilde karşılığı bu. Asgari, en az. Minimum ya da minimum da diyebiliriz İngilizcesini söyleyecek olursak. Minimum şeklinde de söyleyebiliriz. En düşük fiyat. Piyasada uygulanacak en düşük fiyat. Devlet der ki, burada piyasada P1'de belirlenmiş fiyat ama devlet der ki fiyat PA. Peki PA fiyatı nasıl bir fiyattır? Denge fiyatının üstünde bir fiyattır. Fiyat yükselmiş midir? Artmış mıdır? Evet. Fiyat artmıştır. P1'den PA'ya çıkmıştır. Peki fiyatın artması talebi ve arzı nasıl etkiler? Talebi nasıl etkiler? Fiyat artarsa talep azalır. Ki bakın öyle olmuş. Fiyat artmadan önce talep Q1 kadarken fiyat arttıktan sonra talep bakın Q'de'ye düşmüş. Geldik fiyattan, PA fiyatından. Talep eğrisini şurada kesti. Bakın talep eğrisi. Talep eğrisini şurada kesti. Buradan bu koordinat biliyorsunuz yatay eksene bir dik indik. Bakın geldik miktarın Q'de olduğunu gördük. Miktar Q'de. Ne oldu? Miktar, talep miktarı Q1'den Q'de'ye azaldı. Sebep? Fiyat yükseldi çünkü. Fiyatın yükselmesi tüketiciyi olumsuz etkiledi. Ancak fiyatın artması üretici açısından olumlu karşılanacak. Fiyatın artması arzı artıracak, yükseltecek. Ki öyle olmuş bakın. PA fiyatından kesikli çizgilerle geldim. Arzı nereden öğreneceğim? Arz eğrisinden. Arz eğrisini burada kesti. Kesti. Daha sonra buradan yatay eksene indim ve arz miktarının QS olduğunu gördüm. QS. Ha ne oldu? Talep Q1'den Q'de'ye azaldı. Bakın talep Q1'den Q'de'ye azaldı. Arz ise Q1'den QS'ye arttı. Bakın bu durum, bu durumda üreticiler olumlu algılamış, arzlarını artırmışlar. Talep edenlerse olumsuz algılamış ve taleplerini düşürmüşlerdir. Dolayısıyla üretilen QS kadar malın, şunu temizleyeyim arkadaşlar. Üretilen QS kadar malın, arz edenler QS kadar ürün arz etmişler. Ancak bu ürünün ancak QD kadarlık kısmı talep görmüş. İnsanlar bu kadarlık kısmını satın almışlar. QD QS kadar fazla arz ne olacak? Fazla arz. Bakın bu kadarlık bir fazla arz fazlası vardır. Artık vardır. Bu kadarlık bir artık vardı, arz fazlası. İşte bakın, şunları unutmayalım. Bir, taban fiyat uygulaması üreticiyi koruma amaçlı yapılmıştır. Yapılır. Üreticiyi koruma, destekleme amacıyla yapılır. İki, taban fiyat uygulaması da fiyat, taban fiyat uygulamasında fiyat, denge fiyatının üstünde bir fiyattır. İki, üçüncüsü, piyasada taban fiyattan daha düşük fiyatta mal satılamaz. Bu üçüncü. Dört. Taban fiyat uygulaması sonucunda bir arz fazlası oluşur. Artık oluşur. Beş. Taban fiyat uygulaması
stok maliyetlerine sebep olur. Çünkü fazla arz ne olacak? Örneğin buğday satıyorsunuz. Üreticisisiniz. Buğdayın QD kadarlık kısmını sattınız. Elinizde QD QS kadar. Diyelim ki QD 100 olsun. 100 tonluk kısmını sattınız. QS'de mesela 8 ton olsun. 100 tonlu sattınız. 7 tonluk kısım kaldı. Bu nerede duracak? Sokağa mı atacaksınız? Hayır, ne yapacaksınız? Depolayacaksınız. Bunun bir maliyeti var. Depolama maliyeti. Belki depo tuttunuz, kiraladınız. Bir de insan koydunuz başına, bekçi koydunuz. Buğday gibi genellikle tarım ürünlerine uygulanır taban fiyat. Bu bozulabilir, zarar görebilir. Tamamen zarardır. Dolayısıyla burada bir stok sorunu vardır. Stok sorunu vardır. Arz fazlası sorunu vardır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bakın 5 tane önemli çıkarsama yaptık buradan. Bunlar çok önemli. Şimdi gelelim tavan fiyat uygulamasına. Bakın tavan fiyat uygulaması nasıl ki taban fiyatta devlet üreticiyi koruyor, tavan fiyatta ise devlet tüketiciyi korumakta, tüketiciyi desteklemektedir. Peki tavan kelimesini kullanıyor musunuz? Şu tavan kelimesini kullanıyor musunuz? Evet. Nedir? Tavan, üst. Değil mi? Maksimum. Tavan, en üst. Maksimum. Tavan fiyat uygulamasında amaç tüketiciyi desteklemektedir. Desteklemektir. Peki tüketiciyi desteklemek istiyorsa devlet fiyatı düşürmeli midir, yükseltmeli midir sizce? Düşürürsek biz mesela tüketici yerine koyun kendinizi. Bakın tüketiciyle ilgili bir soru soruyorum. Hemen kendinizi tüketici yerine koymanız lazım. Ben tüketici olarak fiyat artarsa mı benim avantajımadır? Fiyat azalırsa mı benim avantajımadır? Azalırsa. Azalırsa değil mi? Azalırsa benim avantajıma. O zaman nedir arkadaşlar? Tavan fiyat uygulaması eğer tüketiciyi korumak için yapılıyorsa fiyat düşürülmelidir ki devlet fiyatı düşürmüştür. Bakın eğer devlet piyasaya müdahale etmese fiyat nerede oluşmuş? P1'de oluşmuş. Bakın şu denge noktası. Denge noktasından kesikli çizgilerle geldik. Fiyat P1. Devlet diyor ki bu fiyat tüketiciler için yüksek. Biraz düşürmem gerekiyor. Azaltmam gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyor devlet? Fiyat diyor ki P2'dir. Fiyat P2. Şurası. Ve diyor ki piyasada bu fiyatın üzerinde mal satılamaz. Daha yüksek fiyattan mal satılamaz. Yasal koşullarda satılamaz. Ve diyor yaptığı bu uygulama sonucunda bakıyoruz acaba talep nasıl etkilenmiş bundan, arz nasıl etkilenmiş, yani üretici ve tüketici bundan nasıl etkilenmiş. Bakıyoruz tavan fiyat uygulamasından önce miktar Q1'miş. Q1. Sonra devlet tavan fiyat uygulaması gerçekleştirmiş, fiyatı P2'ye çekmiş, talep ne olmuş? Nedir talep miktarı arkadaşlar? Bakın P2 fiyatından kesikli çizgilerle geldim. Talep eğrisini burada kesti. Buradan aşağı doğru yatay eksene indim ve gördüm ki talep miktarı QD kadar. QD kadar bir talep miktarı var. Peki arz ne kadar? QS yani... Arz tabii ki fiyat düştüğü için arz da düşecek. Bu arz kanunu bunu söylüyor. Fiyat artarsa arz azalır ki öyle olmuş. Bakın yine P2'de kesikli çizgilerle geldim. Arz eğrisini burada kesti. Arz eğrisini burada kesti. Buradan yatay eksene dikindim. Baktım gördüm ki arz miktarı QS kadar. Bakıyoruz arz QS kadar, talep ise QD kadar. Yani talep arzı aşmış. Üreticiler demiş ki ben P2 fiyatından QS'ye kadar satarım. QS'ye kadar satarım. Talep edenler de demiş ki biz P2 fiyatından QD'ye kadar alırız. Fiyat düşmüş çünkü. Bu durumda arkadaşlar bu durumda QS QD kadar bir
ne oluşacak? Talep fazlası. Talep fazlası oluşacak. Yani insanlar satın almak istiyor ama yeterince mal ya da hizmet bulamıyor. Buna kıtlık diyoruz arkadaşlar. Kıtlık ne kadar? QSQD kadar kıtlık vardır. QSQD kadar kıtlık vardır. Şimdi burada ilk problem, burada bir sorun var. Diyelim ki QS 100 olsun. QS 100. QD'de 300 olsun. 300. Yani tüketiciler diyor ki 300 kişi olsun. Biz 300 kişi bu maldan almak istiyoruz. Birer tane alacağız. Üreticiler de diyor ki hayır, alın, tamam istiyorsunuz da 100 tane var. 100 tane var. Nasıl olacak bu iş? Sizce bu 300 alıcı, tüketici bu 100 tane malı nasıl alacaklar? Kim alacak bu malı arkadaşlar? Normalde piyasa koşulları geçerli olsaydı, devlet fiyata müdahale etmemiş olsaydı, yani bir tavan fiyatı uygulamamış olsaydı ne olurdu? Birisi derdi ki o 300 kişiden birisi, diyelim ki fiyat da burada 500 olsun fiyat arkadaşlar. 500 olsun fiyat. Ben 501 veriyorum dedi birisi. Ha, öteki dedi ki ben 502 veriyorum. Ben 503 veriyorum. Ne oldu? Fiyat yükselmeye başladı. Ancak burada öyle bir şey yok. Neden? Devlet demiş ki bu mal en fazla, örnek verdiğim için söylüyorum arkadaşlar, 500 liradan, 500 manattan satılabilir. 500 manattan satılabilir. O zaman burada şu sorun var, bölüşüm sorunu var. Tayınlama. Tayınlama biliyor musunuz? Tayın. Tayınlama, bölüşüm. Bölüşüm, paylaşım. Paylaşım sorunu var. Yani insanlar bu malı aralarında nasıl bölüşecekler? Diğer bir sorun kara borsa sorunu. Biliyor musunuz kara borsayı? Tezgah altı denir. Yani illegal piyasa. Kara borsadan kasıt illegal, yasal olmayan piyasa. Birisi diyelim ki ne satsın? Örneğin margarin satsın. Margarini biliyoruz değil mi? Yağ. Margarin. Margarin satsın. Devlet margarine tavan fiyat uyguladı. Veyahut şöyle, margarin değil mi? Günümüzde tavan fiyat uygulamasını ilaçlarda görüyoruz arkadaşlar. İlaçlar normalde, hani düşünün, bir hasta için ilaç ne kadar kıymetli değil mi? Yani o hastalığı, onun için gözü para görmez. Gözü para görmez. Ver der. Kaç liraysa ver, ben şu hastalıktan kurtulayım der. Ancak parası olan bunu diyebilir. Ya o kişinin yeterince parası yoksa ne yapacak? Ölecek mi? Eğer kural buysa ne yazık ki ölecek. Parasını veren ilacı alır. Ha, böyle bir şey olamaz. Devlet o zaman müdahale ediyor. Diyor ki arkadaş, ilaç firmasına fiyat bu. Bundan satabilirsin. Benim halkım, halkımın içindeki hastalar bundan faydalanacak. Ha, tamam. Ama içinden bir zengin gitti ilaç satıcısının yanına, eczaneye gitti. Arkadaş bak, bunun fiyatı 500 lira ama bak, ben sana 600 lira veriyorum. 600 lira ver, ben bu ilacı alacağım. Yasal mıdır? Hayır. Hayır değil. Gitmiş el altından ilaç satan eczacını kulağına fısıldayarak, kimse duymasın, tamam bak yasal değil bu. Ama 600 liradan ben bunu almak istiyorum. Birisi gidiyor 700 liradan alırım. Ama bu legal değil, yasal değil. Bakın burada QS kadar mal. QS kadar malı talep eğrisine şöyle bir dik çıktığımızda QS'den bakıyoruz. Şurada PK, P kara borsa. Kara borsa kadar fiyat veren çıkacaktır. Ama bu nedir? Legal değildir. Yasal değildir. Bu devletin kontrolü dışında yapılan bir satıştır. Cezası vardır. Cezası vardır. Büyük cezalar vardır. Dolayısıyla ama bu durumlarda da karşılaşıyoruz. Örneğin konser, diyelim ki Bakü'ye ünlü bir sanatçı geldi. Diyelim ki popçu.
Kim? En son kim geldi Bakü'ye? Gittiniz mi Bakü'de konser? Neyse. Diyelim ki kim gelsin? Beyoncé gelsin. Beyoncé geldi mi Bakü'ye? Ha, diyelim ki Beyoncé geldi. Şimdi nedir? Beyoncé sevilen bir sanatçı değil mi? Popçu. İnsanlar biletlerini kapışacak. Doğru mu? Bazı uyanıklar ne yapacak? 5-10 tane alacak. Diyecek ki ben 5-10 tane alayım. Konsere doğru ben bunu diyelim ki bilet fiyatı 100 manat diyelim. 100 manat. Ben bunu 1000 manattan satarım. Ne yapacak? İnsanlar bilet aramaya başlayacak. Soracaklar bilet var mı var. Var ama 1000 manat. Ha, o kişi de o konsere gitmek istiyorsa, parası da varsa ne diyecek? Tamam ben bunu alıyorum. Bakın bu kara borsadır. Bu kara borsadır. Mesela bu futbol maçlarında görülür. Futbol maçlarında. Türkiye'de zaman zaman yaşanıyor. Günümüzde o engellenmeye çalışılıyor. Artık uygulanan bir takım uygulamalarla o bertaraf edildi. Ha, maç bileti. Mesela Azerbaycan-Almanya futbol maçı. Ne oldu? Biletler satıldı. Ben gitmek istiyorum o maça. Bilet yok. Maç bileti ne kadar? 200 manat. Ya ben 300 manat veririm diyorum. Arıyorum. Adam diyor tamam veririm ama 300 manat yetmez. 500 manat. Ha bakın ne yaptı? Yasal mıdır bu? Ha bu işte kara borsadır bu. Kara borsa. Böyle de karşılaşıyoruz. Bu durumla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorun kara borsanın yanı sıra kalite sorunu. Kalite sorunu. Şimdi üretici diyor ki ben malı diyelim ki biraz önce ne demiştik? 500 manat. 500 manattan satmam isteniyor devlet tarafı. Ama bu benim için uygun değil. Benim karım yok. Çok az karım var. Şimdi üretici karını artırabilmek için fiyatı belirleyemiyor. Ne yapacaktır? Ucuz, kalitesiz ham madde kullanacaktır. Kalitesiz girdi kullanacaktır. Neden? Maliyetleri düşüreyim, karım artsın. Çünkü fiyatı belirlemiyorum. Ben diyelim ki 500 manata sattığım ürünü 450 manat öğretiyorum. 50 manat karım var. Ama ben daha çok kar elde etmek istiyorum. 500 artıramadığıma göre diyorum ki şu girdiği kullanmayayım, daha az kullanayım ya da hiç kullanmayayım. Şu biraz kalitesiz ama şu girdiden kullanayım. Ne yaptım? Maliyetimi 400'e çektim. Veya 350 manata çektim. Kârım arttı mı? Evet arttı. 350, daha önce 450'ye üretiyordum. 500'e satınca 50 manat kârım vardı. Şimdi 350'ye üretiyorum. Yine 500'e satıyorum. 150 manat karım var. Ama sorun nedir burada arkadaşlar? Üretim kalitesiz girdi kullanıldığı için kalitesiz olmuştur. Bu durumlarda da kalitesiz üretim, kalitesiz çıktı durumuyla karşılaşılabiliyor arkadaşlar. Bakın, tavan fiyatı uygulamasıyla ilgili şöyle bir özet yapalım. Bir, unutmayalım bakın bunlar önemli. Tavan fiyat uygulaması da devlet tüketiciyi korumak istemektedir. İki, tavan fiyat uygulamasında fiyat denge fiyatının altında bir fiyattır. Üç, tavan fiyat piyasada uygulanacak en yüksek fiyattır. Bunun üstünde yasal koşullarda mal ya da hizmet satılamaz. Dört, tavan fiyat uygulaması sonucunda bir talep fazlası oluşur. Kıtlık meydana gelir. Talep fazlası oluşur, kıtlık meydana gelir. 5. Tavan fiyat uygulaması sonucunda bölüşüm sorunu ortaya çıkar. Bölüşüm sorunu, tayınlama. 6. Tavan fiyat uygulaması sonucunda kara borsa sorunu denen bir sorun ortaya çıkar. 7. Tavan fiyat uygulaması sonucunda oluşacak diğer bir sorun ise kalite sorunudur. Bakın
Bunları unutmayın. Kira kontrolleri, kira kontrolleri bir tavan fiyat uygulamasıdır. Azerbaycan'da öyle bir uygulama var mı? Devlet kiralara sınır getiriyor mu? Var mı? Yok, Türkiye'de diyor. Ama Türkiye'de geçmişte, şimdi kitapta kira ya uygulanan tavan fiyattan bahsetmiş ama bu geçmişte Türkiye'de uygulanıyordu. Neden? İşte 1990'lı yıllara baktığımız zaman Türkiye'de çok yüksek enflasyon oranları var. %100, %80, %90, %100 gibi yüksek oranlar var. Ev sahipleri, yani evlerini kiraya veren insanlar her yıl tabii ki doğal olarak kiralarına artış istiyorlar. Artışı yaparken de diyor ki bu sene, geçtiğimiz sene enflasyon %80 oldu. Sen 1000 manattan oturuyordun. Bu yıl kira enflasyon kadar zam yapıyorum. Kira 1800 manat. Bakın böyle bir uygulama var. Enflasyon kadar zam yapıyorum. Enflasyon ne kadar olmuş? %80. 80 faiz. Zam yapıyorum. 1000 manattan oturuyordun. Şimdi 1800 manat. Şimdi ne olacak? Kiracı ne yapacak? Sokakta mı kalsın? Nerede yatsın kalksın? Nerede banısın? O zaman ne olacak arkadaşlar? Devlet Türkiye'de o 1990'lı yıllarda şöyle bir uygulama yapıyordu. Her yıl enflasyon açıklandıktan sonra böyle ne zaman? Şubat-Mart aylarında derdi ki bu sene kiralar %25 artacak, %20 artacak. Yani devlet kira artışı oranlarını açıklardı. Ve kiralar da o oranda artardı. Buna kira kontrolü deniyor işte arkadaşlar. Buna kira kontrolü deniyor. Kira kontrolleri bir tavan fiyat uygulamasıdır şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi devletin uyguladığı asgari ücret. Azerbaycan'da var mı asgari ücret? En düşük ücret yani. Mesela bir işe girdiğinizde ücretin en alt sınırı var mı? Mesela ne kadar? Kaç manat? 200, 300, 400. Yani Türkiye'de mesela, Türkiye'de asgari ücret yeni açıkladılar. İşte 1600-1700 lira. 1600-1700 lira civarı. Manatın şu andaki kurunu bilmiyorum ama 1600-1700 lira civarı. Ha, bu ne demektir? Devlet alt sınır getirmiş. Bakın, asgari ücret bir taban fiyat uygulamasıdır. Daha önce söyledim ya taban fiyatı anlatırken. Bir taban fiyat uygulamasıdır asgari ücret. Zaten asgari ne demek? En düşük demek. En düşük. İşte bakın, burada görüyoruz. Bir asgari ücret uygulaması var. Daha eğer devlet müdahale etmezse fiyat, özür dilerim, ücretler 300 lira. Sonra devlet müdahale ediyor, diyor ki ücretler 400 lira. Ha, bu durumda ücretlerin artmış olması 300 lira ya. Çalışmak istemeyen bazı insanların da ücret artmış, 400 lira olmuş. Hadi ben de çalışayım. Niye evde oturuyorum ki boş boş? Gideyim çalışayım. 400 lira iyi. Ha, ne oldu? Arz arttı. İş gücü arzını kim gerçekleştiriyor? İşçiler. İşçiler, çalışanlar gerçekleştiriyor. Ücret arttı. Çalışan sayısı taban fiyat uygulaması öncesi 135 iken 190'a çıktı. Arz arttı mı? Evet. Peki ücretlerin artması kimin işine gelmez? İşverenin, firma sahibinin, üreticinin işine gelmez. O da ne dedi? Ücretler arttı. Ben yani bu fiyattan, bu kadar, bu ücretten çok işçi istihdam edemem. O zaman o da ne yaptı? İstihdamı 40'a düşürdü. Daha önce 135 kişi çalışırken ben işte 400 liradan ancak 40 kişi çalıştırabilirim. Pardon, özür dilerim. Şuradan özür dilerim. Şunu bir sileyim. Bir saniye özür dilerim. 190 kişi çalışmak istiyor. Bunların 80 kişisi
çalışabiliyor. Ha, burada işsiz sayısı ne kadardır? Bakın 190 kişi çalışmak istemiş. Bunların 80'i işe girebilmiş. Dolayısıyla 110 kişi, 110 insan burada işsiz durumda. Sebep taban fiyat uygulaması. Sebep asgari ücret uygulaması. Asgari ücret bir gereklilik ama asgari ücretin uygulanması böyle bir de bir sıkıntıyı ortaya çıkarabiliyor. Asgari ücretle yasal koşullarda bir işçi çalıştırıyorsanız bu fiyattan, bu ücretten çalıştırmak zorundasınız. Bu durumda da işsizlik ne yazık ki ortaya çıkıyor. Diğer bir uygulama tarımsal destekleme alımları. Daha önce söylemiştik ya, taban fiyat uygulaması sonucunda bir arz fazlası oluşur demiştik. Ne kadar? Şu kadar bir artık oluştu. Arz fazlası. Bakın şu kadar bir piyasada, diyelim ki bu neymiş? Çaymış. Çay piyasasını gösteriyor. Çay piyasası. Bu çayın fiyatı 300'den 400'e çıktığında arz 190'a yükselmiş, talep 80'e düşmüş. Talep 80'e düşmüş. Ne kadar çay satılmamış? Elde kalmış 110 ton mu bu? Ton olsun. 110 ton çay üreticinin elinde kalmış. Ne olacak? Yakacak mı 110 ton? Sokağa mı dökecek? Denize mi dökecek? Ne yapacak? Bu durumda taban fiyat uygulamasını yapan devlet, bunun devamı bir uygulama olan tarımsal destekleme alımlarını gerçekleştirir. Devlet der ki tamam arkadaş, ben taban fiyat uyguladım. Bu da ne yazık ki bir takım ürünlerin çaycıya diyor, çay satan üreticiye diyor bunu. Senin elinde kaldı. Tamam ben alacağım diyor. Kalan o 110 ton çayı devlet diyor ki ben alacağım diyor. Devlet tüketici olarak piyasaya girdi. Alıcı olarak piyasaya girdi. Alıcı sayısı arttı mı devletin girmesiyle? Evet arttı. Devlet de alıcı. O zaman alıcı sayısının artması, tüketici sayısının artması talep eğrisini nasıl etkileyecektir arkadaşlar? Talep eğrisi sağa doğru kayacaktır. Sağ yukarıya kayacaktır. Sağ yukarıya kaydı. Arz eğrisinde değişme yok. Daha önce E1'de olan denge artık talep eğrisinin D1 konumuna gelmesi dolayısıyla denge E2'de sağlandı. Şu anda denge E1'den E2'ye geldi. Neden? Talep eğrisi sağa kaydı. Devletin piyasaya tüketici olarak girmesiyle. Sonuçta fazla arz ortadan kalktı mı? Evet. Devlet üreticinin elinde olan fazla çayı satın aldı. Ve dolayısıyla üreticide elinde oluşan, elinde kalan çayı devlete satarak karını artırmış oldu. Evet, tarımsal destekleme alımları da bir taban fiyat uygulamasının devamı uygulamadır. Tarımsal destekleme alımları taban fiyat uygulamasının devamı bir uygulamadır, bir politikadır arkadaşlar. Kira kontrollerini anlatmıştık, onun için geçiyorum. Burada bir ara verelim. Burada bir ara verelim arkadaşlar. Dönüşte miktar kontrollerinden, kotalardan devam ediyoruz. Bir 15 dakika ara verdik. Aradan sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Oo, kaçmış herkes, gitmiş. Bu kadar mı kaldık? Evet. Dinlemediler ama ona rağmen şey olmuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar fiyat müdahalelerin yanı sıra devlet miktar olarak da müdahale edebilmekte. Yani miktar sınırlamaları da getirmekte. İşte miktar sınırlamalarına kota diyoruz. Burada devletin miktar sınırlama yani kota uygulamaları içerisinde üretim ve ithalat kotaları dediğimiz iki tür uygulama var. Üretim kotaları genellikle (gülüyor)
Genellikle piyasada oluşan miktarın üreticinin ya da tüketicinin aleyhine, özellikle üreticinin aleyhine bir fiyat gelişimi olmuşsa, üreticinin aleyhine bir fiyat gelişimi olmuşsa, üreticiyi korumak amaçlı olarak, üreticilerin lehine olarak üretimi kısarak fiyatın artması sağlanabilir. Burada tabii ki amaç bu olabilir. Başka bir şekilde iç ve dış politika gereği üretimde de bir takım bu politikalara uyum sağlamak açısından üretime de sınırlamalar bir takım. Mesela devlet bir takım sınırlamalar getirebilir arkadaşlar. Burada grafikte de gördüğünüz gibi normalde devlet müdahalesi olmadığı durumda denge nerede oluşacak? Aynı fiyat piyasa koşullarında nasıl bir durum gerçekleşiyorsa o durum ortaya çıkacak. Arz ve talep beraber ne yapacaklar? Hem fiyatı hem miktarı belirleyecekler. Şimdi burada grafiğe bakıyoruz. E1'de dengeye gelmiş arz ve talep. Piyasa E1'de dengeye gelmiş ve fiyat 300 birimlik fiyat düzeyinde ve 150 birimlik satış düzeyinde miktar düzeyinde piyasada denge oluşmuş. Ancak devlet diyor ki bu mal en fazla 100 birim üretilebilir. 100 birim. Burada kitabınızda geçmişte Türkiye'deki Afyon'la ilgili üretimde bir takım sorunlar ortaya çıkmış ve uluslararası bir takım baskılar dolayısıyla Türkiye'de Afyon'un üretimine sınırlama getirilmiş. Afyon nedir biliyor muyuz? Haşhaş. Haşhaş bitkisinden elde edilen bir madde. Şimdi Afyon tabii ki bir kimyasal madde. Uyuşturucu yapımında kullanılan uyuşturucu ham maddesi. Ancak Afyon önemli de bir ilaç ham maddesidir. İlaç yapımında da kullanılan önemli bir ham maddedir. Yani hiç üretememe durumu da söz konusu değil. O nedenle devlet Türkiye'de nerede üretilecek, kimler üretecek, ne kadar üretecek bunu kontrol altında tutar devlet ve herkesin yıllık, Afyon üreticisinin yıllık üreteceği miktar, ekeceği alan bellidir ve onun da o miktardan fazla üretmesi sınırlanmıştır, engellenmiştir. Burada da o durum söz konusu arkadaşlar ve görüldüğü gibi 100 bin tonda Afyon üretimi sınırlanmış. Bu durum neye sebep oluyor? Bakın 100 binlik üretim düzeyine kadar normal esnekliğe sahip bir arz eğrisi görüyoruz. Bakın şuraya kadar normal bir arz esnekliğine sahip bir arz eğrisi görüyoruz. Ama bu 100 birime geldiğinde üretim sınırlandığı için fiyat ne olursa olsun üretim artırılamadığı için arz eğrisi yatay eksene dik bir doğru şekline dönüşüyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın dik. Yani 100 birimlik üretim düzeyinde arz esnekliğin değeri ne oluyor arkadaşlar? Bakın yatay eksene dik. Esnekliği nedir? Sıfır. Sıfır esnekliğe sahip. Yani tam inelastik oluyor. Tam inelastik ya da tam esnek olmayan bir arz eğrisi haline dönüşüyor. Bakın dolayısıyla 100 tonluk üretim için fiyat kaça çıktı arkadaşlar? Bakın yeni denge noktası E2 oldu. Daha önce E1'di. Şimdi yeni denge noktası E2. Bakıyoruz E2'de fiyat 400'e çıkmış. Normalde eğer devlet kota uygulamasaydı 300 olacaktı ama kota uygulaması sonucunda hem üretim kısılmış, üretimin kısılması dolayısıyla da fiyat 400'e yükselmiş. Diğer bir uygulama ise ithalat kotaları arkadaşlar. Aynı şekilde devlet nasıl ki üretime kota getiriyor, ithalata da kota getirir. Örneğin ülke dışa açık bir ülke. Yani serbest ithalata herhangi bir sınırlama yok. Belli bir müddet sonra ithalattaki artış yurt içindeki üretimi düşürürken tüketimi artırabilir.
Neden? Yurt dışından gelen ucuz mallar yurt içindeki üretici için rekabet dezavantajı yaratacaktır. Örneğin yurt içinde 30 liraya üretilen bir ürün yurt dışından 20 liraya gelirse bu durumda yurt içindeki üretici bundan zarar görecek. İthalatla rekabet edemeyecek. Belli bir müddet sonra faaliyetlerini son vermek zorunda kalabilecektir. Bu üretim düşüşüdür. Bu üretim düşüşünün yanı sıra istihdamda azalmadır, işsizlik ortaya çıkar. Ülkede ilerleyen süreçte bir de dış açık sorunu, aşırı bir dış açık sorunuyla karşılaşılabilir. O nedenle devlet zaman zaman üretim kotalarının yanı sıra ithalat kotalarına da başvurabilir. Yalnız günümüzde Dünya Ticaret Örgütü ithalata kota uygulamasına karşı çıkmış ve ülkelerin eğer dış ticarete bir sınırlama bu maksatla ülke içi üretimi korumak, özellikle yeni sanayiyi, yeni gelişen sanayiyi korumak için böyle bir uygulama, ithalatı kısıtlama gibi bir uygulamaya gidecekse bu kota olmamalı, bu gümrük vergileri yani tarifeler olmalıdır demiş. Dolayısıyla günümüzde kota uygulamasını pek fazla görmüyoruz ithalatta, genellikle gümrük vergisi. Ama burada bir örneğimiz var. İthalat kotası uygulaması görüyoruz. Bakın dışa kapalı bir ekonomide bakın bu yurt içi arz eğrisi, şu da yurt içi talep eğrisi. İkisi nerede kesişmiş? E1 noktasında kesişmiş. E1 noktasında fiyat nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. 40 birim. Fiyat 40 birim. Ne kadar mal alınmış, satılmış? 80 birim. Bu dışa kapalı bir ülkede. İthalat yok. İhracat yok. Peki devlet dışa açılırsa, ekonomi dışa açılırsa, yani serbest. Dış ticaret serbest. Bu durumda ne olacaktır? Yurt içine dışarıdan ithal ürünler gelecektir. Bu bir otomobil piyasası arkadaşlar. İthal otomobiller geldi. İthal otomobiller 20 bin liraya satılıyor. Dolayısıyla ülke içi fiyat 20 bine düştü. Ülke içi fiyat 20 bine düşünce fiyatın düşmesi ülke içi arzın azalmasına. Nereye azalmış ülke içi arz? Bakıyoruz 40 bin otomobile azalmış. Daha önce 80 bin otomobil üretirken bu üreticiler şimdi 40 bine düştü. Peki talep ne olmuş? Fiyatın düşmesi talebi artırmış. Bakıyoruz talepte, talep eğrisine bakıyoruz, 120 bin. Bakın eğer 40 bini yurt içinde üretiliyor, yurt içinde de 120 bin otomobil satın alınıyorsa ne kadar ithalat vardır? 80 değil mi? 80 bin tanesi yurt dışından ithal edilmiş, yurt dışından alınmış. Dolayısıyla burada üretimin düşmesi, üretimin 80'den, otomobil üretiminin 80'den 40'a düşmesi ülkedeki büyümenin bundan olumsuz etkilenmesine, istihdamın olumsuz etkilenip işsizliğin artmasına sebep olacaktır. Tabii daha birçok makroekonomik sorundan söz edebiliriz. Ancak burada bir sorun vardır. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ülke içi talep de artmış. Ülke içi de talep de artmış. Bu da önemli bir problem. Enflasyon ortaya çıkacak. Şimdi burada önemli sorunlardan birisi nedir arkadaşlar? Ticarete bir sınırlama gelmesi. Devlet diyor ki kota uyguluyorum. Bu yıl 40 bin tane otomobil ithal edilebilir. 40 bin birinci otomobil ithal edilemez. Sınırlama geldi. Sınırlamanın gelmesiyle birlikte 80 bin olan ithalat otomatikman 40 bine düşmüş olacak. İthalatın 40 bine düşmesi ne olacaktır? Ülke içindeki otomobil miktarının azalmasına, fiyatların yükselmesine, fiyatların yükselmesiyle birlikte arzın artmasına, bakın arz artıyor. Arz artıyor. Ancak buna karşın talepte de bir azalma meydana gelecektir. Bu gerçekleşmiş ve
şöyle yapıyoruz. Arz 60 tona çıkmış, 60 bine çıkmış, özür diliyorum, 60 bine çıkmış fiyat. Yükselmiş 30'a çıkmış. Ve talepte ne olmuş arkadaşlar? 100 bine gerilemiş. Bakıyoruz, kota uygulaması sonucunda ülke içi üretim 40 binden 60 bine çıkmıştır. Bakın üretim 40 binden 60 bine çıkıyor. Şuradan geliyoruz. Üretim 40 binden 60 bine. Tüketim 120 binden 100 bine azalıyor. Bakın talepteki azalma, arzdaki artış. Ve ithalat ise ne kadardır? Şu kadardır. Yani 40, özür dilerim. 40 bin de ithalat vardır. Kotayı gösterir. Bu da ithalata kota uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi önemli konulardan birisi de arkadaşlar vergilerdir. Devlet ne yapar? Bir takım faaliyetlerini, bir takım hizmetlerini gerçekleştirmek için bunları finanse etmek ister. Bunlara harcama yapar. Kamu harcaması dediğimiz harcamaları gerçekleştirir. Bunları yapabilmesi için de gelire ihtiyacı var. Bu gelir de nasıl sağlar arkadaşlar? Devlet gelirini nasıl sağlar? Vergilerle, değil mi? Devletin geliri vergilerdir. İnsanların üretim ve tüketimlerinden, gelirlerinden ve harcamalarından devlet vergi alır. Dolayısıyla bir ülkede vergisiz herhangi bir faaliyetin olması mümkün değil. Vergi uygulamaları iki şekilde gerçekleşir. İki şekilde. Spesifik vergiler, ad valorem vergiler diye. Spesifik ve ad valorem vergi. Spesifik vergiler miktar üzerinden alınır. Örneğin yurt dışından pirinç ithal edilecek. Pirinç alınacak. Diyor ki ton başına, bakın miktar, pirincin ton başına 5000 lira vergi alınacak. Çok mu oldu 5000 lira? Çok. Neyse 1000 lira ve ton pirincin ton başına 1000 lira vergi. Bu ne demektir? 100 ton pirinç ithal ederseniz 100 bin lira vergi vereceksiniz demektir. 100 bin lira vergi vereceksiniz demektir. Buna spesifik vergi diyoruz. Ancak şunu deseydi. Pirincin kilogram fiyatı üzerinden, pirincin ton fiyatı üzerinden %20 vergi alınacak. 20 faiz. Ha, o zaman da ne? Bu da ad valorem vergi oldu. Bakın birini miktar üzerinden alıyorsunuz, birini fiyat üzerinden alıyorsunuz. 100 ton pirinç ithal ettik. Ton başına 1000 lira vergiden 100 bin lira vergi aldı devlet. Bir kenara koyuyoruz. Diyelim ki 100 ton pirinç ithal ettiniz. Pirincin ton fiyatı 100 lira olsun. 100 lira olsun. 100 ton pirinç ne yapacak? 10 tonu 100 lira, 100 bin 100 bin ton, 100 bin lira olsun. 100 ton pirinç ithal ettiniz, 100 bin lira gelir elde ettiniz. Dedi ki devlet dedi ki bu ithalat değeri üzerinden %20, %40 örneğin %40 gümrük vergisi alacağız. Ha, o zaman neye bakıyoruz? Ne kadar pirinç için kaç lira ödeme yaptın? 100 bin lira. 100 bin liranın %40'ı nedir? İşte 40 bin lira. O zaman 40 bin lira da vergi edeceksin. Ad valorem vergilerde İthal edilen malın değeri üzerinden yüzde olarak alınır. Yüzde olarak alınır. %20 vergi mesela. Tabii burada biz ithalattan örnek verdik ama yurt içinde her türlü alışveriş, gelir, yaratılan gelirden bir vergi devlet alıyor. Devlet vergi uygulaması yaptığında, diyelim ki bir malın üzerine bir vergi uyguladı. Dedi ki işte ne diyelim, televizyonlara vergi uyguluyorum. Her bir televizyondan işte 100 manat vergi alacağım. Artırıyorum, 100 manat artırıyorum. Ha, şimdi burada acaba bu 100 manatlık vergiyi kim ödeyecek? Üretici mi ödeyecek, tüketici mi ödeyecek?
Bakın şunu kafamızdan çıkartmayalım. Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Bunu unutmayın. Esnekliği yüksek olan daha az vergi öder. Örneğin arz esnekliği talep esnekliğinden büyükse kim daha az vergi öder? Arz eden, değil mi? Arz edenin esnekliği büyük olduğu için üretici daha az vergi öder. Peki şu olsaydı arkadaşlar, diyelim ki talep esnekliği büyüktür arz esnekliği. Yani talep tüketicinin esnekliği üreticinin esnekliğinden daha büyük. Şimdi hangisi daha çok vergi öder? Tüketici. Talep esnekliği yüksek olduğu için tüketici daha az vergi öder. Bakın, vergi yansıması diye bir kavram var. Vergi yansıması şudur. Devletin uyguladığı verginin ne kadarlık kısmının üretici, ne kadarlık kısmının tüketici tarafından ödeneceğini gösteren, yani uygulanan verginin kime yüklendiğini gösteren kavramdır vergi yansıması. Hangi şekilde alınacak? Şimdi burada bir örneğimiz var. Bakın arkadaşlar, buradaki örneğimizde arz esnekliği ile talep esnekliği birbirine eşit. Buradaki örneğin birbirine eşitse vergi nasıl ödenir arkadaşlar? İkisi de eşit bir şekilde öder, değil mi? Yarısını o öder, yarısı diğer yarısını da diğeri öder. Bakın ne olmuş? Vergi uygulaması öncesinde fiyat 30 kuruşmuş. Fiyat 30 kuruşmuş. 30 lira diyelim biz. 30 liraymış. 30 lira. Devlet 20 lira vergi uyguluyor. 20 lira vergi var diyor. Vergi uygulaması sonrasında arz eğrisi sola kayar. Öyle değil miydi? Vergiler artarsa arz azalır demiştik. Arzın azalması dolayısıyla arz eğrisi sola kayacak. Şimdi daha önce E1 olan denge noktası arz eğrisinin sola kaymasıyla vergi uygulaması sonucunda E2'ye gelmiştir. Yeni denge noktası E2'dir. E2'de daha önce 30 olan fiyat 40'a çıkmış. Daha önce 135 olan denge miktarı ise 80'e düşmüştür. Bakın 40'a çıkmış, 80'e düşmüş. Fiyat ne olmuş arkadaşlar? 30'dan 40'a çıkmış. Ne kadar arttı? 10 birim. 10 lira arttı diyelim. 10 lira arttı. Ne kadar vergi vardı? 20. 20 lira vergi vardı. E şimdi acaba bu 20 liralık verginin ne kadarını tüketici ödedi? Fiyat kaçtan kaça çıktı? 30'dan 40'a çıktı. Yani tüketici vergi uygulaması öncesi 30 lira ödüyordu. Vergi uygulandıktan sonra 40 lira ödemeye başladı. Yani ne kadar fazla ödüyor? 10 lira. E vergi ne kadar vardı? 20 lira. Demek ki konan 20 liralık verginin 10 liralık kısmını tüketici ödemiş. Neden? Fiyat 10 lira artmış çünkü. Geri kalan 10 lirayı kim ödemiş? Üretici ödemiş. Arz eden ödemiş. Bakın nereden anlıyoruz? Fiyat artışı aslında verginin ne kadarının tüketiciye yansıdığını gösteriyor. Fiyat ne olmuş? 30'dan 40'a çıkmış vergi uygulaması sonucunda. Bakın sebep vergi uygulaması. 30'dan 40'a çıkmış. Demek ki 20 liralık verginin 10 lirasını tüketiciye ödemiş. Neden? Fiyat 30'dan 40'a çıkmış. 10 lira artmış çünkü. Demek ki 10 lirasını tüketici ödemiş. E 10 lirası ne oldu? Fiyata yansımadı. Onu üretici ödedi. Ne yapmışlar? Eşit bir şekilde paylaşmışlar. Sebep esneklikleri birbirine eşit olduğu için. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın burada da bakın talep eğrisi bayağı dik. Ne demiştik? Eğriler dikleştikçe esneklik azalır. Eğriler yatıklaştıkça esneklik artar. Burada da görüyoruz ki arkadaşlar talep esnekliği
talep esnekliği arz esnekliğinden düşük. Yani üretici daha esnek. O zaman bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Üretici daha az vergi ödeyecek, tüketici daha çok vergi ödeyecek demektir. Bakın ne olmuş? Fiyat 45 iken ve E1'de denge varken 20 kuruşluk bir 20 liralık diyelim. 20 liralık bir vergi uygulanıyor. Arz eğrisi sola kaydı. Yeni denge noktası E2. Fiyat ne oldu arkadaşlar? 60. Bakıyoruz. Fiyat 45'ten 60'a çıkmış. Fiyat ne kadar artmış? 15 lira artmış. Sebep? Vergi uygulaması. Demek ki 20 liralık verginin ne kadarlık kısmını tüketici ödemiş? 15 liralık. Neden? Çünkü fiyat 45'ten 60'a çıkmış. 15 lira artmış. Vergi 20 liraydı. 5 liralık vergiyi kim ödedi? Üretici ödedi. Demek ki burada 20 liralık verginin 15 liralık kısmı tüketiciye yansımış. 5 liralık kısmı da üreticiye yansımış. Sebep? Arz esnekliği, bakın arz esnekliği talep esnekliğinden daha fazla olduğu için. Bir örnek daha. Bakın buradaki örneğimizde ise talep esnekliği, bakın yatay eksene dik. Yani talep esnekliği sıfır. Burada doğal olaraktır ki talep esnekliği arz esnekliğinden küçük. Ve talep esnekliği sıfır olduğu için bakıyoruz. Daha önce 45 lirayken vergi uygulaması sonucunda denge noktası E2 oldu. Fiyat 65'e çıktı. Ne kadar artmış fiyat? 20 birim artmış. Yani konulan verginin tamamı fiyata konarak, fiyatın üstüne eklenerek tüketiciye ödetilmiş. 45'ten 65'e çıkmış. O zaman talep esnekliği sıfır olduğunda verginin tamamını tüketici ödüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Üretici sabah geldi, haberlere baktı. 20 lira vergi konmuş. Üretici dedi ki, 20 lira vergi var. 45 liraydı bir dün benim fiyatım. Ya koy üstüne, nasıl olsa alacak bu adam bu malı. Mecbur alacak, başka şansı yok. 65 lira. İster alsın ister almasın kendisi bilir. Ama biliyor ki üretici biliyor ki bu tüketici bu malı alacak, başka çaresi yok. O zaman ne yaptı? Yapıştırdı fiyatı, vergiyi fiyatın üstüne, bütün vergiyi tüketiciye ödetti. Sebep? Talep esnekliğinin sıfır olması. Talep esnekliği sıfır olduğunda verginin tamamını tüketici öder. Bakın burada da tersi var. Talep esnekliği sonsuz. Talep esnekliğinin sonsuz olması demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? En ufak bir fiyat artışında talepen almıyorum arkadaş dedi. Talep eden. Tüketici dedi ki almasam da olur ya. Fiyatı artmış almıyorum dedi. Yani çok esnek. Burada talep esnekliği arz esnekliğinden büyük. Arz esnekliğinden büyük. Ki talep esnekliği sonsuz. Sonsuz. Üretici dedi ki bakın aynı üreticinin farklı bir şeyini. Ya şimdi 20 lira vergi gelmiş ama şimdi ben vergiyi koyarsam bu malı asla satamam. Almazlar. Almazlar çünkü diyor. O zaman ne yapayım? Ne yazık ki fiyatı artıramayacağım. Vergiyi ben ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yoksa mal elimde kalır, satamam diyor üretici. Bakın ne oldu? 20 kuruşluk vergi uygulaması sonucu arz eğrisi sola kaydı. Yeni denge noktası E2. Fiyat değişmiş mi arkadaşlar? Değişmedi. Neden? Talep esnekliği sonsuz. Talep esnekliği sonsuz olduğu için. O zaman ne diyoruz? Talep esnekliği sonsuz olursa verginin tamamını üretici öder. Talep esnekliği sonsuz olursa. Şimdi burada bu defa da arz esnekliği sonsuz.
Bakın arz esnekliği sonsuz. Yani üretici şey yaptığı zaman işte vergi konduğu zaman ne yapıyor? Arz eğrisi kaydı. Baktın, bakın ne kadar kaymış? Fiyat 45'ten 65'e çıkmış. Ne oldu? Ne oldu? Kıstı. Miktarı kıstı. Ve dolayısıyla 20 kuruşluk verginin, 20 liralık verginin tamamı yine kime ödetildi? Fiyata eklenerek tüketiciye ödendi. Çünkü fiyat ne olmuş? 45'ten 65'e çıkmış. Burada da bakın o zaman şunu söylüyoruz. Arz esnekliği sonsuz olduğunda, arz eğrisi fiyata eksene peler, sonsuz olduğunda verginin tamamını tüketici öder. Tüketici öder. O zaman esnekliği hangisinin sonsuzsa, hangisi sonsuzsa o hiç vergi ödemiyor. Arz eğrisi mi sonsuz? Üretici vergi ödemiyor. Talep eğrisi mi sonsuz? Yani sonsuz esnekliğe sahip. O zaman talep eden hiç vergi ödemiyor. Evet, burada tam görünmüyor ama evet, bunu anlattık. Buradaki grafikte de arkadaşlar spesifik ve ad valorem verginin uygulaması sonucunda vergi artışlarında arz ve talep eğrilerinin bundan nasıl etkilendiğini gösteriyor. Şimdi bizim şimdiye kadar söylediğimiz spesifik vergiydi. Ama çünkü oransal söylemedik. Ne dedik? 20 lira arttı vergi dedik. Oran vermedik. Hiçbir şekilde oran vermedik. Bakın burada ise spesifik vergi uygulamasının talep eğrisinin sola kayması, talep eğrisinin sola kayması ad valorem vergi uygulamasını gösterirken, yani olduğu gibi paralel bir şekilde sola kayması ad valorem vergisi uygulaması olarak gösterilirken, bakın spesifik vergi özür diliyorum, spesifik vergi uygulaması olurken ad valorem vergi uygulamasında ise eğri sola kayıyor ama nasıl kayıyor arkadaşlar? Eğimi, esnekliği değişerek sola kayıyor. Esnekliği değişerek sola doğru kayıyor. Dolayısıyla talep eğrisinin olduğu gibi sola kayması spesifik vergi uygulamasını, talep eğrisinin eğiminin değişmesi ise, eğimin değişerek sola kayması ise ad valorem vergi uygulamasını ifade ediyor arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar üretici ve tüketici rantından söz edeceğiz. İki tür rant vardır. Üretici ve tüketici rantı olarak. Buna sonra geri döneyim arkadaşlar. Buna geri döneyim sonra. Şimdi tüketici artı ya da tüketici rantından söz edeceğiz. Tüketici rantı, bakın talep eğrisinin, bakın burada fiyat nerede oluşmuş? E1 noktasında oluşmuş. Bakıyoruz fiyat P1. Bakın buradaki grafikte talep eğrisinin altında kalan şu bölge A, P1, E1, A, P1, E1 üçgeninin anı tüketici rantını, bakın şurası, şu alan tüketici rantı, tüketici rantı, tüketici artı, şuraya da B dersek arkadaşlar, buraya da B dersek, P1, E1, B üçgeninin alanı ise, onu da şöyle kırmızıyla tarayayım ben, şöyle tarayayım. Şu üçgenin alanı ise arkadaşlar nedir? Üretici rantıdır. Üretici artı olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikisinin toplamı komple A, B, E1 üçgeninin alanı ise şurada olduğu gibi şurada komple hepsi A, B, E1 üçgeninin alanında toplam rantı ifade eder. Şimdi gelelim tanımlarına. Şunu sileyim. Şimdi diyelim ki bir tane pantolon alacaksınız. Deriz ki pantolona ihtiyacım var. Bir pantolon alayım. Şöyle
Kafanızda da pantolonu belirlediniz, işte şöyle olsun, böyle olsun, rengi şu olsun, şekli şu olsun falan. Dediniz ki 100 manat veririm. 100 manata alacağım bu pantolon. Oradaki mağazaları dolaşıyorsunuz. Mağazalardan birine girdiniz. Baktınız. Tam istediğiniz gibi bir pantolon. Tam istediğiniz gibi bir pantolon. Yalnız bu işi buralarda yapamazsınız da. Biraz şehrin içinde bir yerlerde olabilir. Yani alışveriş merkezleri dışında bir yerden satın aldığınızı düşünün. Çünkü öyle yerlerde alışveriş merkezlerinde genelde pazarlık yapamazsınız. Yani fiyat düşürme gerçekleştiremezsiniz. Etikette ne yazıyorsa onu almak zorundasınız. O yüzden bu örneğim oraya oturmadı. Neyse, şehrin içinde bir yerde gittiniz. Mesela inşaatçılarda, inşaatçıların olduğu bir yerde bir mağazaya girdiniz. Pantolon alacaksınız. Var değil mi? Orada giysi satan yerler var. Ha, girdiniz. İşte böyle cebinizde de para var. Geziyorsunuz, baktınız böyle. Ha, çok güzel. Bir tane pantolon gördünüz. Hoşunuza gitti. Tam istediğiniz gibi. Abi baktınız üstünde 80 manat yazıyor. 80 manat. Ha, siz 100 manata almaya razı. Çok da sevindiniz. 80 manat o. 20 manat cebime kalacak. Sonra o dükkanın sahibi, iş yerinin sahibi geldi. Buyurun dedi. İşte ben şuna bakıyordum. Ama dediniz fiyat biraz yüksek. 80 manat çok dediniz. Bu 50 manat olmaz mı dediniz. Halbuki siz 100 manata almaya razısınız aslında. Ne yapıyorsunuz? Mümkün olduğunca düşük fiyattan almaya çalışıyorsunuz. Yapıyor musunuz bunu? Pazarlık yapıyor musunuz? Yapacaksınız tabii. Sonra 3 aşağı 5 yukarı aldın verdin derken 60 manata aldınız pantolonu. Ha, çok güzel değil mi? 100 manat harcamaya razıyken 60 manata aldınız. Ne kadar burada avantajınız var? 40 değil mi? 40 manat. İşte bu tüketici rantıdır. Tüketicinin satın almaya razı olduğu fiyatla, aslında satın almaya istekli olduğu fiyatla, ödemeye hazır olduğu fiyatla gerçekte ödediği fiyat arasında farktır. Ben örnekte neydi? 100 manata almaya razıydım aslında. Ama kaça aldım? 60 manat. 100 manat ödemeye razıyım, 60 manat ödedim. Burada tüketici rantı nedir? 40 manattır. Ödemeye razı olduğu fiyatla gerçekte ödediği fiyat arasındaki fark tüketici rantı olarak karşımıza çıkıyor ki o da şu üçgenin alanını gösteriyor. Bu üçgen alanını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim aynı olayda üretici rantına gelelim. Üretici rant, bakın aynı olay. Diyelim ki bu defa siz pantolon satıcısı olun. Sabah geldiniz, kepengi kaldırdınız, dükkandan içeriye girdiniz. Ya dediniz, canınız da sıkkın. Bugünlerde işler çok kötü gidiyor. Pantolonlar da elimde kaldı. 80 manat yazdık ama ya ben bunu 30 manata satsam razıyım. İşler de kötü yani. Para da kazanmanız gerekiyor. 30 manata satsam razıyım. Bakın aynı olay. Sonra bir müşteri geldi, baktı, beğendi. Siz yanına gittiniz. Dedi ki bu pantolon 50 manat olmaz mı? Bakın aynı olay. Ama üretici 30'a satmaya razı. Ya üretici hep o derler ya. Bunun bana gelişi bu kadar değil ki. Bunun maliyeti bu değil. Kurtarmaz. İşte dedi 70 olsun bari. O dedi şu olsun bu olsun. 60 manata pantolonu sattı. Üretici aslında gerçekte 30 manata satmaya razı. Hazır yani. Ama kaça sattı? 60 manata sattı. Peki burada üreticinin avantajı ne kadar? 30 manat. İşte üreticinin satmaya hazır olduğu fiyatla
gerçekte sattığı fiyat arasındaki fark da üretici rantı, üretici artığı olarak karşımıza çıkar. Bu örneğimizde üretici 30 manata satmaya razı, hazır, ama ürünü 60 manata satıyor. Ve dolayısıyla bu satıştan 30 manat bir üretici rantı, üretici artığı elde ediyor. O da bakın toplam üretici artığı da şurada gösterilmiş durumda. Fiyatın artması tüketici rantını azaltırken üretici rantını artırır. Fiyatın düşmesi, azalması tüketici rantını artırırken üretici rantının azalmasına sebep olur. Zaten pazarlık, siz ne dersiniz, pazarlığa ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani gittiniz orada satıcıyla fiyat da anlaşmaya çalışıyorsunuz. Burada Türkiye'de buna pazarlık denir. Pazarlık yapmak denir. İşte orada pazarlık yapılıyor ve birisi düşürmeye, tüketici düşürmeye çalışırken üretici artırmaya çalışıyor fiyatı, ki biri tüketici rantını artırmak isterken diğeri üretici rantını artırmak istiyor. Evet. Ve şu da son slaytımız herhalde. Konumuzu bitireceğiz. Bakın. Tabii ki burada üretici ve tüketiciyi düşünürken devleti göz ardı ettik. Devlet de vergi alır. Devletin vergi alması, vergi uygulaması hem üretici artığının hem de tüketici artığının azalmasına sebep olur. Çünkü üretici de vergi veriyor, tüketici de vergi veriyor. Dolayısıyla vergi uygulaması sonucunda tüketicinin ve üreticinin elde ettiği rantlar, artıklar azalacaktır. Şimdi diyelim ki devlet P0 PT'ye kadar bir vergi uyguladı. Şu kadar bir vergi uyguladı. Bu vergi uygulaması sonucunda daha önce A, B, E kadar olan toplam üretici ve tüketici rantı şu anda azalmış durumda. Tüketici P yıldız PT kadar vergi ödemek zorunda kaldı ve tüketici rantı A, P yıldız E'den, küçük E'den şu C bölgesinin alanı kadar bir tüketici rantına kaldı. Tüketici rantı ne kadar azaldı? D artı E kadar tüketici artığında bir azalma meydana geldi. Üretici artı ne oldu? F, G alanı kadar üretici artığında bir azalma oldu. Sebep vergi uygulaması. Vergi uygulaması dolayısıyla devletin kasasına giden para, yani vergi hasılatı DF dikdörtgeninin alanı kadar. Yani şunu temizleyelim arkadaşlar bir saniye. Şu DH dikdörtgeninin alanı kadar devlet bir vergi topladı. Devletin topladığı vergi. Ancak bakın bu devletin topladığı vergi. Vergi uygulaması sonucunda. Bu tüketici rantı, bu da üretici rantı artığı. Ama dikkat ederseniz E ve G alanı ne tüketicinin cebine gitti, ne üreticinin cebine gitti, ne de devletin cebine gitti. Yani kimsenin bir kazancı yok. Bu EG kadar alan ne oldu arkadaşlar? Havaya gitti. Refah kaybı. Kimsenin cebine gitmedi. Bu zaten vergi uygulamalarının teorisyenler de, iktisatçılar da bunun çalışmalarını yapmış ve vergi uygulamasının refah kaybına sebep olduğunu göstermiş bu çalışmalar. Ve işte burada da gösteriyor ki bu EG alanı kadar bir refah kaybının olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar üretici tüketici artığını, rantını anlattık. Nasıl oluştuğunu örnekledik. Ve sonrasında da devletin vergi uygulaması sonucunda da devletin vergi hasılatının ne olacağını, tüketici ve üretici rantının vergi uygulaması sonucunda ne gibi bir, nasıl etkileneceğini ortaya koyduk ve vergi uygulamasının refah kaybına sebep olacağını anlattık. Dolayısıyla bugünkü ünitemizi, konumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu anlatımımızla ilgili, bugünkü konuyla ilgili kafanıza takılan, anlamadığınız bir yer var mı?
Yok. Peki. Eğer bir sorunuz yoksa arkadaşlar, bugünlük dersimizi bitirdik. Önümüzdeki hafta salı günü yine saat 10'da görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Nasıl atlıyor bir de işte arkadaşlar. Nereden?